Evet, insan vücudunun birçok bölgesi istemsiz bir şekilde kaşınabilir. Peki bu kaşıntılar ne anlama geliyor? Bunları ciddi almak önemli. Çünkü vücudumuz bize sinyal veriyor. Bunu dikkate almadığımız takdirde ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Peki ensemiz kaşınıyorsa, sırtımız kaşınıyorsa ya da vücudumuzun çeşitli bölgeleri kaşınıyorsa bu ne anlama gelir? Bu videomuzda bunun cevabını bulacaksınız ve tedavi yöntemlerini sizlere aktaracağız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet, eksikliği şiddetli semptomlara sebep olan D vitamini vücutta çok farklı fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılır. Kemiğin temel yapılarından biri olan kalsiyumun emilmesi için D vitaminine ihtiyaç vardır. Zira D vitamininin sinir sistemi kaslarının çalışabilmesi ve bağışıklık sisteminin aktif kalabilmesinde önemli rolleri vardır. Vücudun gereksinim duyduğu D vitamini miktarını 3 yolla alabilmek mümkündür. Bu yollardan birincisi cildin D vitamini kendisi üretmesi, ikincisi diyet ve üçüncüsü ise vitamin takviyesi. Güneş ışınlarına maruz kalındığı takdirde D vitamini ciltte doğal yollarla sentezlenmektedir. Ancak güneş ışınlarına aşırı düzeyde maruz kalmak ciltte erken yaşlanmaya ve kansere yol açabilir. Birçok kişi diğer alım kaynaklarını tercih ediyor. Vücudun D vitamini ihtiyacı yaş ve dönemlere göre farklılık gösterir. Yaş ilerledikçe vücudun alması gereken D vitamini miktarı artar. D vitamini eksikliği toplumda sıkça olarak görülen bir sorundur maalesef. Bu sebeple de bireylerin kan seviyelerini normal düzeye getirmesi için vitamin takviyesi gerekir. Ancak bu konuda dikkatli olmak ve fazla vitamin almaktan uzak durmak her zaman önemli. Çünkü çok yüksek derecelerdeki D vitamini seviyeleri vücuda ek bir fayda sağlamamakla birlikte aksine çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Şimdi gelelim, D vitamini eksikse vücudumuzda neler olur bunun cevabına. Evet, D vitamini eksikliği nedenleri olarak birçok sebep vardır. Bu nedenlerden bazıları şunlardır. Yeterli düzeyde güneş ışığına maruz kalmamak, D vitamini eksikliğine yol açar. Oysaki güneş ışığına direkt veya yeterli düzeyde maruz kalan ciltte, vücutta gereksinimi duyulan tüm D vitamini karşılanabilmektedir. Fakat birçok insan kapalı alanda çok zaman geçirdiğinden veya fazla güneş kremi kullanmaktan dolayı yeterli düzeyde güneş ışığına maruz kalamamakta. Özellikle kış mevsiminde güneşten alınacak D vitamini miktarı oldukça azalmaktadır. Ek takviye olarak D vitamini kullanmamak bir diğer eksiklik sebebidir. Zira yalnızca diyet içerisinde tüketilen yiyeceklerde vücudun gereksinim duyduğu D vitamini miktarını karşılamak oldukça güç. Vücutta gebelik ve obezite gibi sebeplerden dolayı artan D vitamini ihtiyacı D vitamini eksikliğini tetikler. Peki, vücudumuzda D vitamini eksikse ne tür belirtiler verir? Vücudumuz hangi sinyalleri bize vermektedir? D vitamini eksikliği, vücudun tüm sistem ve yapılarını olumsuz etkiler. Birçok hastalığa yol açar. Günümüzdeki hayat şartları, zamanın çoğunu kapalı ortamlarda çalışarak geçirmek, açık hava aktivitelerine zaman bulamamak ve yetersiz beslenmek D vitamini eksikliğini tetikler. D vitamini eksikliği her yaş grubunu olumsuz yönde etkileyen ve ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olan bir faktördür. D vitamini eksikliği farklı semptomlarla kendini gösterir. Bu noktada önemli olan bireylerin bu durumun takipçisi olarak gerekli önlemleri almaları. D vitamini eksikliği belirtileri şunlardır. Genel vücut ağrısı, yorgunluk, yürümekte zorluk çekme, kemik ağrısı, kuvvet kaybı, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişik ruh halleri, uykusuzluk, eklemlerde ve parmaklarda ağrı hissi, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermekte zorluk çekme, sürekli üşüme hissi, ensede ve sırtta sürekli kaşıntılar. Peki D vitamini eksikliği daha çok kimlerde görülmektedir? Bazı kişiler D vitamini eksikliği oluşturmaya normalden daha yatkındır. D vitamini eksikliği konusunda risk grubunda yer alan kişilerse şunlar. Koyu ten rengine sahip kişilerde D vitamini eksikliği fazladır. Peki neden? Ten rengi koyulaştıkça aynı oranda güneş ışığına maruz kalan açık tenli kişilere göre vücutta daha az miktarda D vitamini sentezlenmektedir.
gün içerisinde zamanının büyük bir bölümünü kapalı alanlarda geçiren bireylerde oluşmaktadır. Bu kişilerde örnek olarak hastane personeli, gece çalışan işçiler veya farklı sebeplerden dolayı evden çıkamayanlara verilebilir. Cildi sürekli kapalı olan kişiler. Evet, sürekli güneş kremi kullanan ya da sürekli örtülü olarak dışarıya çıkan insanlar bu kişilere örnek olarak verilebilir. Kuzeyde yaşayan insanlar. Bunun sebebi ekvatordan uzaklaştıkça güneş ışınlarının yeryüzüne daha kısa sürelerle gelmesidir. Ayrıca anne sütüyle beslenen ve D vitamini takviyesi almayan bebeklerde risk grubunda yer alır. Bebek veya anne D vitamini takviyesi almıyorsa hem anne hem de bebek yüksek seviyede risk taşır. Evet, şimdi detaya geçelim. D vitamini eksikse ne olur dedik? Yetişkin dönemde meydana gelen bir kemik hastalığı ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliği kemik rahatsızlıklarına sebep olduğu için kas ve kemik ağrısı şikayetleri yaşanır. Ayrıca bir kemiğin kırılma ihtimali daha da artar. Bebek ve çocuklarda yeterli miktarda D vitamini almamak, büyüme hormonlarını etkileyerek büyümenin gecikmesiyle kas güçsüzlüğüne ve iskelet sistemi sorunlarına sebebiyet veren raşitizme yol açabilmektedir. Kemik metabolizması gelişimi sekteye uğrar. Obeziteye zemin hazırlar. Uyku problemleri baş gösterir. Alzheimer'a zemin oluşturur. Günün her saatinde sürekli yorgun hissetmenize sebep olur. Evet, D vitamini eksikliğini belki birçoğumuz dikkate almıyor olabilir. Peki D vitamini eksikliğini gidermezsek vücudumuz bazı sinyalleri veriyor ama asıl hangi hastalıklara sebep olur? Bakınız, D vitamini eksikliği hangi ciddi hastalıklara sebep oluyor? Kanser, sürekli yorgunluk, diyabet, hipertansiyon, depresyon, romatizma, kalp hastalıkları gibi sağlık problemlerine neden olabilir. Şimdi gelelim, D vitamini hangi besinlerde bulunur, hangi besinleri daha çok tüketmemiz gerekir? Bunun cevabına. Somon. Somon balığı yüksek oranda D vitamini içerir. Özellikle hamilelerin tüketmeye özen göstermesi annenin ve bebeğin sağlığı açısından önemli. Ton balığı. Ton balığı da içerisinde yüksek oranda D vitamini içerir. Fakat konserve tüketiminin sağlık açısından çok faydalı olmadığından fazla tüketmeye özen gösterilmesi fayda sağlar. Mantar. Mantar tüketimi D vitamini açısından fayda sağlar. Mantarda yüksek oranda D vitamini bulunur. Yumurta. Özellikle yumurtanın beyazı D vitamini açısından zengindir. Sabah kahvaltılarda yumurtanın kahvaltıdan eksik edilmemesi gerekir. Süt ürünleri. Özellikle probiyotik özelliği bakımından kefir ve yoğurt tüketimi D vitamini açısından insan vücuduna faydalıdır. Bu gıdaların tüketilmesi bağırsak sağlığı için fayda sağlar. Yeşil yapraklı sebzeler. Yeşil yapraklı sebzeler özellikle D vitamini açısından zengindir. Bu yüzden tüketimine özen gösterilmeli. Ve son cümle. Unutmayın, D vitamini eksikliğinden kaynaklanan hastalıklar konusunda tedbirli davranmak için D vitamini içeren gıdaları tüketirken bireylerin kendi özel sağlık durumlarını da göz önünde bulundurmaları önemli. Lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.